Gösteriş için yapılan ibadet. Muhammed bin Lebit radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin müptela olmanızdan korktuğum şeylerin en korkuncu küçük şirktir. Ashab sordular. Ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir? Şöyle buyurdu. Riyadır. Allahu Teala amellerine göre kullara karşılık vereceği gün riyakarlara şöyle buyuracak. Dünyada kendilerine gösteriş yaptıklarınıza gidin. Hele bir bakın. Onlarda hayır namına bir şey bulabilecek misiniz? O riyakarlara böyle denilmesinin sebebi dünyadaki amellerinin hile, aldatmaca oluşudur. Ahirette de öyle karşılık bulurlar. Nitekim bu hususu Cenab-ı Hak şu ayet-i kerime ile belirtir. Şüphesiz münafıklar akıllarınca Allah'a oyun etmek isterler. Halbuki O, kendi oyunlarını başlarına geçirendir. Nisa suresi 142. ayet. Yani onlara, amellerine karşılık vereceği ecir aldatmacalıdır. Yaptıklarının sevabını boşa çıkarır. Allahu Teala onlara der ki, kendileri için gayret ettiğiniz kimselere gidiniz. Zira katımda size sevap yoktur. Çünkü yapılan amel, Allahu Teala için yapılmamıştır. Amelin sevap getirmesi için Allahu Teala için katışıksız, halis olması gerekir. Bir başkası için yapılan işin içine ortaklık girer, şirk olur. Allahu Teala şirkten münezzehtir. Anlatılan manada Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından rivayet edilen bir hadisi kutsi şöyledir. Ben şirkten müstaniyim. Benden başkası için yapılan işlerden uzağım. Kim ki işlediği bir amele benden başkasını ortak ederse, ben o amelin dışındayım. Şu ayet-i kerime buyurur ki, bir kimse dünya varlığı için acele ederse, biz de acele ederiz. İsra suresi 18. ayet. Bunun manası şudur. Bir kimse yaptığı ameline karşılık dünyalık ister de, ahiret sevabını beklemezse, dünyadayken, dünya metaından istediğimize dilediğimiz kadar veririz. Ebu'l-Leys Semerkandi, Tembihül Gafilin, sayfa 25-26, 17 Haziran, Mevlana takvimi.